Feng Shui'yi insanlar için yapmaktayız. Dolayısıyla insanların ihtiyaçlarını, yaşadıklarını çok daha iyi anlamak gerekir. Bu yüzden de Çin astrolojisini kullanırız. Çünkü evin içinde yaşayan insanların enerjisi elbette evi de etkileyecektir. Her bir insan farklı bir element grubuna dahildir. Bu doğduğu güne göre belirlenir. Ağaç, ateş, toprak ya da metal. Ve her bir insanın ihtiyaçları da farklıdır. Örneğin siz eğer ateş gününde doğduysanız ve yaz ayında doğduysanız, ki yaz bir ateş ayıdır, dolayısıyla çok kuvvetli bir ateş elementine sahipsiniz. Eğer evinizde daha fazla ateş elementi olursa, örneğin kırmızı renkler, şömine gibi, bu sefer fazla bir yükleme yapmış olursunuz. Ateş bedenimizde, kalbimize ve gözlerimizi temsil eden bir element. Ateşin çok fazla olduğu noktada yüksek tansiyon olabilir, çok gergin olabilirsiniz. İleri seviyelerde kalp rahatsızlıkları yaşanabilir. Dolayısıyla bir denge yaratmak lazımdır. Feng Shui'de denge en önemli ulaşmaya çalıştığımız noktadır. Dolayısıyla eğer sizin elementiniz çok fazlaysa başka elementlerle onu dengeye getirmeye çalışırız. Eğer zayıf ise elementiniz desteklemeye çalışırız. Ateşe ihtiyacınız varsa mekanınıza daha fazla kırmızılar katarız. Ateşinizi yükseltmeye çalışırız. Eğer ihtiyacınız yoksa su ile ya da toprak ile onu biraz bastırmaya çalışırız. Bu şekilde de kişilerin enerjilerini, ihtiyaç duyduklarını mekanlarına taşımış oluruz.